Çok teşekkür ederim. Konuklarımıza da saygılar sunuyorum. Programın ilk bölümünde neler konuşuldu takip edemedim çünkü bir bağlantı sorunu yaşamıştık ama genel bir değerlendirme yapmam gerekirse bu bir sonuç. Aslında Türkiye'nin her yerinde var olan bir şiddetten bahsediyoruz. Benim mesleğim olduğu için sağlıkta şiddeti ben çok yakından takip ediyorum. Sağlıkta akıl almaz bir şiddet var. Dünyanın hiçbir yerinde karşılaşmadığımız kadar ciddi ve önemli bir şiddet var sağlıkta. Okullarda şiddet var. Öte yandan sahalarda şiddet var. Bunun ben temel sebebinin ülkeyi yönetenler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki birçok alt tali nedenler vardır. Kuralların iyi uygulanmayışı, hukukun hakkaniyeti bir şekilde vazifesini yapmayışı, sorumluların sorumsuzca davranışı birçok şey sayabiliriz. Ama her yere siyaset sokuldu bu ülkede maalesef. Yani devletin ilgili kurumlarının hiç sokmaması gereken bir yerdi futbol, siyaset ama maalesef onu da yaptılar ve futbolun içerisine siyaset soktular. Ve ne yazık ki Futbol Federasyonu Başkanı'nın belirlenmesi sürecinde bile siyaset kurumunun, tabii ki buradan kastettiğim iktidar, sürece vaziyet ettiğini bile, bir kulis yaptığını, sanki bir kendi partisinin kampanya sürecini yönetirmiş gibi bir tavır içerisine girdiğini görüyoruz. Bugünün sonunda bir maç, insanlar spor yapan sporcuları, futbolcuları izliyorlar ve orada sosyalleşiyorlar, bir araya geliyorlar. Çok medeni ve çok insani bir süreç. Bunun içine sokulan siyaset ve kuralsızlık maalesef futbolu bu hale getirdi ama sorun sadece futbolda da değil, bütün alanlarda var. AKP'nin iktidara geldiği ilk dönemde şiddetin ilk sinyallerini aslında almaya başlamıştık ve ben o dönemde milletvekiliydim. Toplumsal şiddeti önleme platformu kurmuştuk parlamentoda. Bazı milletvekilleri, bazı bakanlar, çünkü hissettik bir takım sorunlar yavaş yavaş geliyorum demeye başlamıştı. Ama burada net olarak işaret edeceğim şey şu ki AKP iktidarı hırsla ve ihtirasla ve gözü kara bir şekilde Türkiye'deki bütün kurumların kendi kontrolünde olmasını istedi. Futbol bunlardan bir tanesi. Diğer spor dalları keza öyle. Öte yandan sivil toplum örgütleri, isim vermek istemiyorum, birçok ticaret kurumu, ticaret örgütü, birçok sivil toplum örgütü istediler ki kendi kontrolünde olsun. Ve günün sonunda siyaset bir anlamda taraftır. Siz taraf olmayı siyasetin içine futbolun içine soktuğunuzda ister istemez bu tablo ortaya çıkıyor. Yani insanlar yeşil sahaları daha barışçıl bir atmosferde yaşamak istiyor ve tribünlerde bu tartışmalar, bu kavgalar olmasın istiyor. Ama genel olarak baktığınızda sahadaki gerginliğin tribünlere yansıdığını görüyorsunuz. Ben hatırlayacaksınız, Halil Umut Meler bir hakem maalesef çok şiddetli bir şekilde darp edilmişti sahada ve bunun da muhatabı yine eski bir AKP'li milletvekiliydi. Benim de aynı dönemde siyaset yaptığım bir milletvekiliydi. Sahaya nasıl girdiğini gördük, neler yaptığını gördük ve sonunda gülerek oradan ayrıldığını da gördük. Böyle bir şey eğer siyaset kurumu tarafından onay görürse ve bir süre sonra takdir ve taltif görürse sahalardaki bu gerginlik ister istemez tribünlere de yansıyor. Türkiye'nin tamamında var olan gerginliğin bir yansımasıdır. Kesinlikle. Ben ne yazık ki bunu birçok madde alt başlıkta saymam mümkün ama temel sorumlu olarak futbolun içerisine siyaset sokan anlayışta buluyorum. Çünkü futbol tamamen nötr olması gereken, tarafsız olması gereken, hepimiz öyle ya da böyle kuvvetli veya zayıf bir takımı tutuyoruz ve günün sonunda o maç bittiğinde, başarılı olan kazandığında alkışlıyoruz. Olması gereken bu. Ama siz yeşil sahaların içerisinde bir gerginlik sokarsanız, en son Suudi Arabistan'da yapılan o maç neticesinde bile bunu bile iyi yönetemeyip elinize yüzünüze bulaştırırsanız ve bundan bile bir taraf çıkartırsanız, falanca kesim şöyle davrandı da ondan dolayı oldu derseniz, bu toplumu gerersiniz. Ve Futbol Federasyonu Başkanı gibi politize olmuş, her attığı adımda Cumhurbaşkanı'nın veya onun işaret ettiği insanların ağzının içine bakan bir otorite ya da bir yönetici, futbolun bir barış, bir huzur, bir dostluk olmasını maalesef sağlayamadı. Bundan sonra da sağlaması mümkün değil. Net olarak söyleyeceğim şu, siyaset kurumu, tabii ki iktidar elini bütün sivil toplum örgütlerinden ve kesin olarak futbolun içerisinden çekmesi lazım. Futbolun yöneticilerinin de siyasete asla ve asla bulaşmaması lazım. Hele hele Erdoğan'ın iki dudağı arasından ne çıkacak diye bakan bir futbol federasyonu başkanıyla bu toplumun futbol kültürüne barış ve huzur gelme şansı yok. Benim siyasetçi olarak gördüğüm ve değerlendirdiğim budur.
Çok teşekkür ederim. Gamze Hanım'ın söylediklerine katılıyorum. Önemli bir ayrıntı. Bizim daha önce Cumhurbaşkanlarımız öldü. Bununla ilgili tabii kaza değildi ama bununla ilgili İran'dan bir yas ilanı söz konusu olmadı. Biz Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı'na yaptık ama onlardan da bize buna dönük bir sempatik mesaj alınmadı şu ana kadar. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı %40 seçime katılım oranıyla seçilmiş ve halen kendi ülkesinde ölümünün ardından kısmen kutlamaların yapıldığı bir lider, tartışmalı bir lider. Tabii uluslararası ilişkilerde bunlar önemli mi değil mi bilmiyorum ama halkların aralarında kurduğu diyalog ve halkların, insanların düşüncelerinde dikkate almak lazım. Diplomatik olarak yapılabilir ama ben de Gamze Hanım'a katılıyorum. Olmayabilirdi. Tabii bu tartışmalı. Öte yandan evet önemli bir kaza. Bu kaza mı bir suikast mı? Bir kere bu iki ayrımın yanıtını vermek lazım. Kaza ise ayrı sonuçları var, suikast ise ayrı sonuçları var. Peki suikast ise bu içeriden mi kaynaklandı, dışarıdan mı? Naim Hoca bunu gayet güzel ifade etti. Çok teknik ayrıntıları da verdi. Her ne kadar geri teknoloji de olsa bu helikopterin yurt dışı kaynaklı, İsrail Amerikan kaynaklı bir takım uygulamalarla düşürebileceğini söyledi. Bu da mümkün. Ama bunun biz gerçeğini muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Benim kendi kişisel kanaatim, İran'ı yakından izleyen bir siyasetçi olarak şunu söyleyebilirim. Bu iç dinamiklerin kendi aralarında yaşadığı bir çatışmanın sonucu olma ihtimali çok yüksek. Burada çok ciddi soru işaretleri var. Sayın Babiroğlu ifade etti. Yani 3 helikopterden ikisi kayıtsız bir şekilde yoluna devam etti. Burada hala bilmediğimiz şeyler var. Helikopter düşerken bir SOS verdi mi? Yoksa hiçbir kayıt yok mu? Bu son derece önemli. Çünkü düştüğü yere bakılırsa bu bir kayaya çarpma veya dağa çarpma şeklinde değil. Yukarıdan düştüğü anlaşılıyor. Ağaçların üzerine düşmüş, o yanıklara falan baktığımızda o bölgeye yukarıdan düştüğü anlaşılıyor. Tabii bunun bir ön birkaç dakikası olabilir. Böyle bir uyarı oldu mu, böyle bir yardım çağrısı oldu mu? Olduysa bu iki helikopter nasıl ayrıldı gitti? Hangi koşullarda gitti? Eskortluk yapması gerekirken iletişimin kesilmesine rağmen bunlar yoluna nasıl devam ettiler? Bunlar gerçekten çok önemli soru işaretleri. Tabii öte yandan İran'ın buna yaklaşımı çok tartışmalı. Önce kesin açıklamalar yapılmadı. Ardından Türkiye yardıma çağrıldı. Türkiye'nin çağrılmasıyla ilgili de bazı spekülasyonlar var. Ben orada Sayın Babiroğlu'na katılıyorum. Türkiye gerçekten çok üstün bir performans gösterdi. Kutluyorum. Ve orada ay yıldızlı bir figürün çizilmesi de bizim gururumuzu okşadı. Bu da bizim için hoş bir enstantane orada. Ancak Türkiye'nin çağrılmasıyla ilgili farklı değerlendirmeler de var. İran bir anlamda sorumluluğu örtmek için, bakın Türkiye bile aradı demek için çağırdı anlamında bir takım tartışmaların da olduğu söyleniyor. Öte yandan iç politik gelişmelere baktığımızda eğer bu kaza olmasaydı bir hafta içerisinde İran uzmanlar heyetinin 88 kişilik uzmanlar heyetinin bir seçim yapması bekleniyordu. Bu seçim bir başkan seçecekti ve bu başkanın önümüzdeki dönemde yaşı bir hayli ilerlemiş Hamaney'in yerine seçilecek olan dini liderin seçimini de organize edecekti. Burada en yüksek ihtimal reisi başkan olacaktı. Beklenti o yöndeydi ve eğer başkan olsaydı daha sonraki dini liderin seçimiyle ilgili önemli bir güce de kavuşmuş olacaktı. Bu durumda Hamaney'in oğlu Müşteba Hamaney'in çok büyük bir şansının olmayacağı tartışılıyor. Bunlar tabii İran'ın iç tartışmaları ama benim kişisel kanaatim bu bir iç siyasal tartışma ve bir iç suikast gibi görünüyor ama Naim Hoca'nın ifade ettiği diğer ayrıntılarda asla ve asla ihmal etmemiz mümkün değil. Basit bir kaza olabilir mi? Evet bu da mümkün ama bunu insanın kabullenmesi mümkün değil. Bu kadar büyük bir hatayı bir devlet nasıl yapar? Eskortlu gönderdiği helikopterler, eskortlar yola devam eder ve devlet başkanının helikopteri düşer. Nasıl bundan haberdar olmazlar? 15 saat aranır. Bu iletişim nerede, ne zaman kesildi, bunu bilmez mi, bunun kaydı olmaz mı? Evet biliyoruz bu helikopter oldukça demode bir helikopter, 40 yaşında olduğu söyleniyor. Ve sadece görüşle yol aldığı da ifade ediliyor. Yani teknolojik donanımdan uzak bir helikopter olduğunu da biliyoruz. Nasıl bindirildi koskoca bir devlet başkanı?
Yine Gamze Hanım ifade etti. İran'dan SİHA'larla veya dronlarla İsrail'i bombalamış, en azından oraya kadar füzelerini ulaştırmış bir devlet bu kadar büyük bir zafiyet içerisinde olur mu? Bunları tabii öngörmek mümkün değil ama hangi ihtimal gerçekse bile bu durumda İran için büyük bir zafiyet ve İran'ın önümüzdeki dönemde önemli tartışmalara gebe olduğunu söylemek mümkün. Küçücük bir not daha eklemek istiyorum. Beni burada asıl dikkatimi çeken ve düşündüren şu: her şeye rağmen yurt dışında sürgünde yaşayan İranlılarda büyük bir coşku var. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Çünkü söz konusu Cumhurbaşkanı İran rejiminin önemli isimlerinden bir tanesiydi ve birçok idamın ve infazın arkasında olan bir isimdi. Sürgünde yurt dışında yaşayanlar, benim İngiltere'de çok sayıda İranlı arkadaşım var ve maalesef üzülerek söylüyorum, bir kazanın ardından büyük bir memnuniyetini ifade eden çok sayıda İranlıyla görüştüm. Öte yandan bu kadar baskıcı bir rejim olmasına rağmen İran'da insanların korkmadan sokaklarda havai fişekler atıyor olması, sınırlı imkanlarla sosyal medyadan bu durumu kutluyor olması diktatörlük için çok düşündürücüdür, ibretliktir. Bundan herkesin ya da bu tür düşünceleri olan, bu tür yönetim anlayışı olan herkesin ders alması gerekiyor. Acı bir olay tabii. İnsani olarak baktığımızda çok vahim bir olay ama arkasında birçok soru işaretlerini bırakan da bir olay. Ve maalesef bir devlet için büyük bir zafiyet. Sayın Mavuroğlu teknik ayrıntılarını detaylarıyla anlattı. Hepimiz bu soru işaretlerini taşıyoruz. Ama siyaseten önümüzdeki dönem farklı olacak, öyle anlaşılıyor. Peki. Eğer yurt dışı bağlantısı çıkarsa tabii bölgeye de bunun yansımaları olacak. Onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Umuyorum çok vahim sonuçlar ortaya çıkmaz bölgemiz için. Çok çok teşekkür ederim. Bakın, AKP iktidara geldiğinde dünyada çok ciddi bir para bolluğu vardı ve bu para bolluğunu AKP olması gerektiği gibi kullanmadı. Ne yaptı? Betona gömdü, ranta gömdü. Bir taraftan yandaşlarını zengin etti ve ondan siyasi rant elde etti. Bir taraftan yaptığı yolu, köprüyü milletin gözünün içine sokup bak neler yapıyoruz diyerek oy topladı. Bir taraftan da milleti sadaka kültürüne mahkum etti. Ve geçen zaman içerisinde 140 milyar dolarla aldığı borcu 500 milyar dolara getirdi. Ne var ne yoksa sattı, yerin altını sattı, yerin üstünü sattı ve ülkeyi büyük bir felaketin eşiğine getirdi. Bununla birlikte maalesef çok yanlış ve bana göre ihanete varan bir dış politik anlayışla başımıza 10 milyona varan bu mültecileri de bela etti. Şu anda Türkiye çıkmazda. Bütün sektörler inim inim ağlıyor. Elimde tarım rakamları var. O rakamları versem gerçekten çok üzülürsünüz. TÜİK'ten çıkarttığım rakamlar. Ve maalesef şu anda tarım da çöküyor. Her ne kadar döviz yükselmiyor diye gururla bunu anlatsa da ihracatçı kanı alıyor, turizm sektörü kanı alıyor. Maalesef şu anda Türkiye'de turizm Yunanistan'dan pahalı, İspanya'dan pahalı, Portekiz'den pahalı hale geldi ve turizmci artık kanalar hale geldi. Çiftçi bir çöküşün eşiğinde. 2009'dan bugüne sigortalı çiftçi sayısında dramatik düşüşler yaşanmış. Çiftçi ortalama yaşı 58'e gelmiş. Tabii bütün bunları baktığımızda şu anda Türk ekonomisi bir çıkmazın içerisinde ve palyatif çözümlerle Erdoğan karşımıza çıkıp diyor ki işte tarımda şunu yapmaya çalışıyoruz, dövizde bunu yapacağız, enflasyon şu noktaya gelecek. 5 yıldır tekrar ediyor Erdoğan bunu, enflasyonu düşüreceğiz diye. Hiçbir vaadi, hiçbir sözü gerçekleşmedi. Türkiye eğer uzatmayacağım, bu yolsuzluk kültüründen çıkmazsa, bu rant kültüründen çıkmazsa, bu siyasal istismar anlayışından kurtulmazsa, rasyonel, gerçekçi, uzun vadeli ve fakirin cebinden alıp zengini zengin eden, daha da zengin eden bu anlayışı terk etmezse, gerçekçi bir ekonomiye dönmezse, üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapan bir anlayışa dönmezse ve 22 yıllık AKP bütün bu ülkeyi getirdiği bu noktadan dolayı milletten özür dileyip hatasını kabul etmezse Türkiye'nin toparlanma şansı yok. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda daha ağır, daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Ve neye bağlarlarsa bağlasınlar, Ukrayna savaşı, Suriye savaşı, efendim Covid, hiçbirisinin gerçekçi tarafı yok. Bugün ülkenin içine düştüğü durumun tek müsebbibi AKP'dir. AKP'nin hep söyleniyor yanlış ekonomi politikaları. Sadece bu değil. Evet, son derece beceriksiz ve çapsız bir ekonomi modeli yürüttüler ama asıl bence bu ülkenin temel problemi rant ekonomisidir, yolsuzluk ekonomisidir ve ülkeyi getirdiği felakettir. Bundan kurtulmanın tek yolu AKP'den kurtulmaya bağlıdır. AKP 22 yıllık bu faturayı ödemeden Türkiye'nin rahat nefes alması mümkün değil.
Teşekkür ederim.